Merhaba Tam Ender takipçileri. Bu videomuzda General Mobile GM8 Go'yu yakından inceleyeceğiz ve GM8 ile karşılaştıracağız. Bakalım iki telefon arasında nasıl bir farklılık varmış ve bu telefonu almaya değer miymiş? Bu soruların cevaplarını şimdi vermeye başlıyorum arkadaşlar. Videonun başında hemen durumu özetlemek adına size şöyle kısaca bu olaylardan bir bahsedeyim istiyorum. Android Go nedir? Android One nedir? Bu soruları bir cevaplayayım. General Mobile'in zaten halihazırda çıkardığı akıllı telefonlarda Android One platformunda yer alıyordu zaten. Bunu artık birçoğunuz biliyor. Android One ne demek? Android One en güncel ve en hızlı güncellenen Android sürümü demek oluyor arkadaşlar. Ve hızlıca Android güncellemelerini alıyordu halihazırdaki General Mobile cihazları. Google tarafından tanıtılan Android Go'da ise çok düşük donanımlarla size Android deneyimini yaşatabilen akıllı telefonlar ortaya çıkacaktı. Android Go'ya sahip olan General Mobile GM8 Go'da o telefonlardan bir tanesi. Bu telefonu yine Barcelona'da Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttı General Mobile. Biz de oradaydık tabii ki bildiğiniz üzere ve videoyu orada zaten ilk defa sizinle paylaşmıştım hemen hızlıca. Bugün telefona detaylıca bakacağız ama aslında bu telefon detaylıca bakarken GM8 ile arasındaki farkları ve aradaki 250 liralık farkın, yani bu 250 lira daha ucuz GM8'den, değer mi değmez mi ona cevap vermeye çalışacağım. Şöyle dış tasarıma bir bakmak istiyorum öncelikle. Dış tasarımda nasıl farklılık var onlardan size bir bahsetmek istiyorum. Dış tasarımda ön tarafa baktığımızda birebir aynı bir tasarım görüyoruz. Sağ tarafta şu anda da görmüş olduğunuz gibi kilit tuşunun yeri birazcık farklı ama sağ tarafta sadece kilit tuşu konumlandırılmış. Sol tarafına baktığımızda ise GM8'den farklı olarak bunda ses açma kapama tuşları var ama sim kart girişi bulunmuyor. Sim kart girişi nerede derseniz de telefon arka kapağı çıkabiliyor. Dolayısıyla pili çıkartıp oraya sim kartınızı takıp telefonu kullanabiliyorsunuz. Telefondaki diğer farklılıklara bakacak olursak alt tarafında gördüğünüz üzere bir adet 3.5 mm'lik kulaklık girişi var. Fakat GM8'de bu 3.5 mm'lik kulaklık girişi telefonun üstünde yer alıyordu. Telefonların arkasına bakacak olursak arkasında GM8 ile GM8 Go'nun kamera yerinin ve kamera tasarımının farklı olduğunu, onun dışında mikrofon ve ortadaki parmak izi okuyucusunun hemen hemen aynı yerde durduğunu da söyleyeyim. Ekrandan birazcık bahsedeyim size. Boyutlar ne kadar aynı gibi dursa da iki telefon arasında 0.2 inçlik bir ekran farkı var. Bu ne demek? GM8'deki ekran 5.7 inç büyüklüğünde, GM8 Go'daki ekran ise 5.5 inç büyüklüğünde. Ekran panellerinde bir farklılık var mı? Hemen onu söyleyeyim size. İki ekranda 720x1440 yani HD çözünürlüğe sahip ve onun dışında gözle baktığınızda çok çok büyük ya da böyle dağlar kadar fark var diyebileceğim herhangi bir görüntü farklılığına iki ekran arasında rastlamadım. Ekranlarla alakalı son söyleyeceğim şey, iki ekranın da üzerindeki malzeme, yani cam malzeme, Gorilla Glass tarafından üretilen bir malzeme ve oldukça güzel bir hissiyata sahip, onu da söyleyeyim. Telefonların performansından tabii ki bahsetmemiz lazım. Telefonlarda işlemci olarak GM8'de Snapdragon 435 kullanılmıştı. GM8 Go'da ise MediaTek'in MT6739 isimli birçok cihazda da kullanılan bir işlemcisine yer verilmiş. Performans farklılığını çok merak ediyorsunuz biliyorum ve tahmin edeceğiniz üzere Geekbench skorlarında birazdan göreceksiniz zaten ama ondan önce RAM tarafından da size bahsedeyim hemen. GM8 incelemesinde de size bahsettiğim gibi o telefon modeli, yani bu telefon modeli iki adet varyasyonla geliyor. Bir tanesinde 3 GB RAM, bir tanesinde 4 GB RAM bulunuyor. Fakat GM8 Go'da sadece tek varyasyon var. Yani tek model var. Şimdi söyleyeceğim, hazır olun. 1 GB RAM'e sahip GM8 Go. Şimdi hemen 1 GB RAM dedim falan diye böyle bir heyecan yapacaksınız biliyorum ama olayı size özetleyeceğim şimdi. Biraz daha telefondan bahsedelim. Olayı size özetleyeceğim. Aradaki varyasyon farklılıklarından bahsetmişken şöyle depolamaya da bir değinmek istiyorum. GM8'de 32 ve 64 GB'lık iki farklı siz depolama seçeneğiyle telefonu satın alabilirken GM8 Go'da sadece 16 GB'lık bir depolama hafızasına sahip cihazı satın alabiliyorsunuz. Başka bir üretimi yok. Burada hemen size Geekbench skorlarını gösterelim ve aradaki farkı siz görün. Telefondaki 1 GB'lık RAM. Neden 1 GB? Android Go platformundaki bütün uygulamalar ve Android Go platformu başlı başına oldukça sadeleştirilmiş ve çok 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 hafif bir akıllı telefon işletim sistemi arkadaşlar. Dolayısıyla cihazda çok yüksek donanımlara ihtiyaç olmuyor ve bunun sonucunda siz uygun fiyata hızlı çalıştığı iddia edilen bir Android cihaza sahip olabiliyorsunuz. Neden iddia edilen dedim? Çünkü
eğer normalde bir standart cihaz kullanıyorsanız. Mesela hatta şöyle söyleyeyim size, GM8'den bu telefona geçerseniz aradaki performans farkını gözle görülür şekilde görüyorsunuz. Zaten şu anda da size şu şekilde gösterelim hemen. Açtığımız kapattığımız uygulamaların arasındaki açılış kapanış hızlarını görebiliyorsunuz. Aradaki farkı çok çok böyle zaten anlatmaya gerek yok, gözle de görülüyor. Ve geldik birçok kullanıcı için çok önemli olan kamera konusuna. GM8'de 2 adet kamera var. Bir tanesi ön kamera, bir tanesi arka kamera. Arka kamera 13 megapiksellik bir kamera. Ön kamera da yine 13 megapiksellik bir kamera. GM8 Go'da arkada 13 megapiksellik bir kamera yer alırken ön tarafta 5 megapiksellik bir kamera yer alıyor. GM8'deki fotoğraf kalitesini fiyatına göre oldukça beğenmiştim zaten. Size inceleme videosunda da söylemiştim. Tekrar edeyim tekrardan. GM8 Go'da ise performans onun böyle çok üstünde değil. Zaten üstünde bir şey beklemiyorduk. Ama altında da çok çok fazla değil arkadaşlar. Yani kamera konusunda ikisinin arasında böyle uçurum yok. Zaten şimdi size izleteceğim. Arasındaki farkı da siz de görüp aşağı yazabilirsiniz hangisinin daha iyi olduğunu. Arkadaşlar eğer GM8 Go ile video çekmek isterseniz video sesiniz şu anda duymuş olduğunuz gibi gidiyor. Eğer aynı işlemi GM8 ile yapmak isterseniz video sesiniz şu anda duymuş olduğunuz gibi gidiyor. Ve son olarak pil bölümüne geldik. Pil de GM8'de 3075 mAh'lık bir pil tercih edilmişken GM8 Go'da 3500 mAh'lık bir pil görev yapıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim hemen. Bu pil performansı etkiler mi? Performansı değil ama pil performansını etkiler. Nasıl etkiler? Zaten telefondaki işletim sistemi oldukça düşük bir seviyede. Telefon harcayacağı güç sınırlı. Yani bu telefonu zorlayamazsınız zaten. Kasılıp kalır. Ki öyle oluyor. Dolayısıyla 3500 mAh'lik bir pil bu telefon için oldukça güzel olmuş. Yani bu telefonu zorlarsanız dedim, kendinizi zorlayarak kullanırsanız, yani az kullanırsanız 2 gün rahatlıkla kullanabilirsiniz. Onu da belirteyim. Telefonda gördüğüm eksikliklerden bir tanesi Google'ın ürettiği uygulamalarda yaşanan bir problem. Eğer YouTube'a giriş yapmak isterseniz YouTube Go uygulamasıyla karşılaşıyorsunuz. YouTube Go zaten çıktı falan diye böyle biz bas bas bağırmıştık, işte söylemiştik falan. Haberlerini yapmıştık ama bu telefonda YouTube Go'yu açmak için sizin zorunlu olarak cep telefonunuzu vermeniz gerekiyor. Bu beni oldukça sinir eden bir özellik oldu. Tabii ki bunun General Mobile ile bir alakası yok. Tamamen Google'la alakalı bir problem ama sonuçta bu telefonun içinde yaşadığımız bir problem. Yani telefonu herkes vermek istemeyebilir ama bunu zorunlu tutuyor. SMS doğrulaması istiyor çünkü. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Onu da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Siz olsanız telefon numaranızı oraya girmek ister miydiniz? Tabi satın aldıktan sonra mecbur gireceksiniz ama yani bu sizi nasıl etkilerdi onu merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Geldik fiyat kısmına. GM8'de 2 adet model vardı. Bir tanesi işte az önce söylediğim gibi depolama ve RAM'e göre değişen, yani en pahalısı 1100 liraydı. Standart satılan GM8'de 1000 liraydı. 999 liraydı. GM8 Go 749 lira arkadaşlar. Yani arasında düşük modelden bahsediyorum. Standart GM8 modelinden bahsediyorum. 250 lira gibi bir fark var. İşin aslını sorarsınız, yani GM8 varken GM8 Go'ya yaklaşmak çok akıl kârı gibi gelmiyor bana. Çünkü hani GM8 gerçekten güzel bir telefon. Nasıl güzel bir telefon? 1000 lira seviyesinde alabileceğiniz telefonlar arasında ilk 3'e rahatlıkla girebilecek bir cihazken bu cihaz tamam farklı bir deneyim sunuyor ama yani 250 lira daha ver GM8'i al demekten başka bir şey içinden gelmiyor işin aslı. GM8 Go ne kadar güzel olursa olsun GM8 ondan daha güzel ve kesinlikle daha çok tercih edilmesini isteyeceğim bir telefon. O yüzden bu konuda ben de baya baya arada kaldım. Siz ne düşünüyorsunuz? Onları da yorumlara yazarsınız. Videoyu da bolca beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.